Tabii magazincilikten bahsederken işte herkes kendi haberini kendi yaratıyor derken bizim programımızda yuka çıkan ve büyük bir bomba etkisi yaratmış haberimiz tüm ulusal basınlarda da yer almıştı efendim Onur Bey ile sevgili ilişkisi bakın tam gaz nasıl devam ediyor. 6, 5, 3, 2, 3, 4. Evet. Biliyorsunuz Onur Bey ile ilişkisi nezin ortaya çıktığı andan itibaren büyük bir olay olmuştu. Tabii bu olay nasıl olmuştu? Onur Bey'in eski eşi sosyal medya hesabından ulaşmıştık ve bize özel açıklamalar yapmıştı ve boşanmayı aslında hiç istemediğini. Ama Onur'un ona bu konuda baskı yaptığını söylemişti. Ama sonradan benim elde ettiğim bilgiler, yaptığım görüşmeler, e, keza buna Onur Bey de dahil olmak üzere. Ve sonra Nez canlı yayınımıza bağlanmıştı ve dedi ki onların ilişkisi bittikten sonra ben hayatına girdim. Biz de burada Nez'i eleştirmiştik. Dedik ki tamam Nez'ciğim evet boşanma kararı alıp da boşandıktan ama iki gün sonra da ne olursa olsun o görüntüler paylaşılmamalıydı. Bu görüntüler boşanmanın üzerinden çünkü neredeyse bir buçuk ay geçti. Bir buçuk ay sonra böyle bir görüntü ortaya çıksaydı emin olun Türkiye'de bu kadar büyük tepki görmeyecekti. Şimdi ben size şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Boşanmalar gerçekleşir, ayrılıklar olur. 40 yıllık evlilikler bitiyor. Kaldı ki artık evlilikler maalesef ki Böyle saman alevi gibi hemen böyle başlayıp hemen bitiyor. Külü bile kalmıyor. Boşanma avukatlı arkadaşlarımla konuşuyorum. Günde neredeyse 5-6 tane boşanma davalarına giriyorlar. Evlilikler artık aman nasıl olsa boşanırım diyen bir jenerasyon oluştu. Kimse maalesef sökük dikmiyor. Herkes ilişkisinde yırtıldığı anda çöpe atıp yenisini almayı tercih ediyor. Bu yüzden zaten anneannelerimizin, annelerimizin evliliklerinde ee, devam etmesinin sebebi bu ki o evliliklerde de bence sıkıntı vardı. Orada da annelerimiz ekonomik güçleri olmadığı için yeri geldiğinde erkeklerden zalimlik görüp o dönem sevgiden saygıdan yoksun evlilikler de yürütülmüş maalesef. Ama bu demek değildir ki yine de bu kadar da kolay olmamalı. Şimdi nesin de eleştiriye maruz kaldığı konu buydu işte. Yani erkeklere bakmayın vallahi ben şöyle etrafımda görüyorum ki adamlar eşlerinden ayrıldıkları zaman çocuklarından da boşanıyorlar. Yani çocuğa da sırtını dönüp giden adam çok gördüm. Ya da evlilik kurumu devam ederken etrafında gördüğü ilgiden keli bu sosyal medyalar zaten maalesef erkeklerin çok kolay kadınlara ulaşmasına sebep oldu. Ama kadınlar da evli olduklarını bildikleri halde kadınlar erkeklerle ilişki yaşamaktan artık kimse utanç duymuyor. Ben bugün göz göre göre bir video izledim. Çok yakışıklı bir genç arkadaşım araba kullanırken e, o sırada yanına yaklaşan bir aracın kendisini taciz ettiğini görüp kamerayı açıyor çocuk. Ve kızın oradan şöyle bir sesleniyor kız. Bekar mısın diyor. Hayır diyor, evliyim ben diyor. Tamam sorun değil diyor. Bir tane karım var, bir tane olsa ne olur ki diyor. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? Sizin kocanıza birisi böyle yaklaşıp böyle bir şey söylese ne yaparsınız? Ne hissedersiniz? Adam da diyor ki karımı seviyorum, teşekkür ediyorum. Beni taciz ediyorsunuz yalnız diyor. Tabii böyle adamlar bulmak da zor bu arada. Hani açacak da kabareyi kadından biraz çekilmiş galiba sürekli taciz ettiği için ama hani böyle adamlar da şu anda bulmak çok kolay değil. Hani adamlar da artık kendisine evli olduğu halde hazır gelen bir kadınla şansını deniyor. Hani demiyor ki ya ben bununla bir şeye girersem benim rızkım kesilir, evimdeki enerjim gider. Çünkü ben evrensel olarak yanlış bir şeyin içindeyim. Çünkü evlilik kurumu tüm dinlerde, tüm ırklarda, tüm mezheplerde, tüm ülkelerde hangi eğitim alırsanız alın evlilik üç tane temel yemin üzerine kuruludur. Hastalıkta, sağlıkta, fakirlikte, zenginlikte, iyi günde, kötü günde birlikte yol arkadaşı yapmaya var mısın diyor adamlar karısı birazcık hasta olsun, kanser olsun bırakıp gidip evlilik yapıyorlar. Keza kadınlarda çok yüksek olmadığı için bu oran erkeklerin üzerine biraz gidiyorum bu konuda. Efendime söyleyeyim, iyi günde kötü günde diyoruz. Adamlar biraz parayı bulup, şöhreti bulup ya da birazcık böyle eli yüzü düzelmeye başlayıp birazcık böyle palazlanıp lıklanda popoları kalkıyor. Bir bakıyorsunuz adam ya, evinde birlikte yol arkadaşlığı yaptığı kadının saçına, başına, kıyafetine, efendime söyleyeyim, e, duruşuna, mesairesine bakıp onu burun kıvırıp eleştirmeye başlıyor. Kendi dönüp göbeğine bakmadan, kendi kokusuna bakmadan evindeki kadının kokusunu eleştiriyor. E diğer taraftan da e, zenginlikte, fakirlikte, iyi günde, kötü günde yani herkesin hayatında iyi günü, kötü günü olur. Evlilikler sadece aşkla yürümez. İlk tanıştığınız insanla bir tutku oluşur aranızda bir şey oluşur bir çekim oluşur o çekimde tanıdıkça birbirinize uyumluysanız aynı frekanstaysanız evlilik gerçekleşir ha o frekanstan çıkarsanız ayrılırsanız hiç kimse kimsenin garantisi değil ama ayrılığında bir edebi olur ayrılığında bir şerefi olur aynı evin içinde birlikte yol arkadaşıya olduğunuz insanın size yemeğinizi hazırlayan çoluğunuza çocuğunuza bakan gece uyurken size sarılan, hiçbir şeyden haberi olmayan, evdeki hayatınızı, konforunuzu sağlayan bir kadın evde dururken öbür tarafta başka bir kadınla fingirdeşip diğer taraftan da kazandığınız kazancınızı evdeki kadına zalimlik yaparak vermeyerek tutumlu ol. Biz şöyle bir dönemden geçiyoruz deyip dışarıdaki kadına yedirirseniz benim yüce Rabbim o evde beğenmediğiniz kadına sizi öyle bir muhtaç eder ki. Hiç şaşmadı biliyor musunuz etrafımda gördüklerimde hiç şaşmadı. Evdeki Ayşe'yi Fatma'yı bırakıp da Seda'ya ona buna giden adam yarın öbür gün Allah'ın ilahi adaleti roter yapar ama mutlaka o uçak kalkar ve gideceği yere varır. Ve siz de bununla sınanırsınız mutlaka o yüzden de ayrılıklar olur kimse kimseye mecbur değildir ama saygıyla olur. Ama sevgiyle olur. Ama beddua almadan olur. Siz arkanızda bir yıkım bırakarak o bıraktığınız enkazın altındaki insanın inlemelerine, acısına sessiz kalıp da yolunuza devam ederseniz ilk önce size Allah mutlu böyle bir ay çok mutluyum dersiniz nasıl heyecanlıyım Allah'ım her şey çok güzel gidiyor dersiniz öbür taraftaki acı çeker. Onun da sebebini söyleyeyim mi? Size böyle İletişim, dostalık, başarı, psikolojisi lisans eğitimi almış biri olarak söyleyeyim size. Tasavvuf eğitimi de almıştım Üsküdar Üniversitesi'nden. Onun anlamı şudur arkadaşlar. Allah inancı yüksek olanı önce sınar. Çünkü der ki ona hani sen bunu yaşadın ama bak bunları yaşamanın da bir sebebi vardı der. Önce senin güçlenmen için seni sınava tabi tutar. Kadındaki ilk acı 33 gündür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İlk 33 gün kadının organları yer değiştiricesini ihaneti sindiremez. Hele bu kocam dediği aynı yastığa baş koyduğu ya da uzun yıllar illaki resmi olarak bir yerde evliliğiniz önemli değil. Birine gönül bağınız varsa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sevgi ve temizlikle saflığıyla gittiyseniz yarın öbür gün o acıyı 33 gün çeker kadın. İkinci 33 gün nefes almaya başlar. Alıştırır ruhen ve bedenen. Hele bir de imanlı, inançlı, evrendeki başına gelen her şeyin bir sebebi olduğuna inanan birisi ise ikinci 33 günden sonra kadın durulmaya, artık alışmaya, hayatına yön vermeye başlar. Ama benim söylediğim bu takıntılı kadınlar değil. Bir de böyle ayrıldıktan sonra hani gururunu her şeyini yere atıp da böyle hala körü körüne giden kadınlar da var. Hani ikinci eş olmayı da kabul ediyor, ikinci sevgili olmayı da kabul ediyor. Onlardan bahsetmiyorum. Allah onların yardımcısı olsun. Rabbim onlara da akıl fikir ihsan Hiç büyük konuşmuyorum. Bilirsiniz ben büyük konuşmaktan da son derece korkan biriyim. O yüzden de Allah kimsenin bilincini kapatmasın sevgili izleyicilerimiz. Böyle bir durumda da yapacağınız en güzel şey yola bakmak. Erkek de ilk iki ay, üç ay Allah denenem, denenem. Vur patlasın, çal oynasın. Ayşe ile gezer. Karım der, canım der, bir tanem der. Allah'ım ikinci bağrımı yaşıyorum. Sen benim hayatımın anlamısın der. Arka taraftakine bakmaz bile ama Rabbim ona öyle bir şey yaşatır ki kıyaslamaya başlar. Ayşe bana çay getirirken hiç böyle değildir demeye başlar. Böyle zora düştüğünde karşındaki insanın tutumundan Fatma bana hiç bunu yapmadı demeye başlar. İşte orada kıyaslamaya girince Rabbimin tokatı öyle bir gelir ki zaten gelsin de. Onu da söyleyeyim. Arkasında enkaz bırakan kadın olsun erkek olsun. Kim olursa olsun kimsenin ahını almayın. Bir erkeğin de gözyaşına sebep olmayın sevgili hanımlar. Bir kadının da. Ve biz kadınlar birbirimize evli bir erkeğin ilişkisi olduğunu bildiğimiz bir adamın hayatına zorla girmeye çalışırsak emin olun bugün evdekine bakmayıp da sırtını dönen yarın sana hayli hayli aynı şeyi yaşatır. Hiç sanma ki farklı kaderlerden aynı sonuç çıkmayacak. Farklı kaderlerden aynı sonuç çıkacak. Bunu da unutma. Seninki de altın kaplama değil o beden. Onda da vardı aynı beden. Sende de var şekerim. İkinizde de farklılık yok. Kadın suriyeti böyle yaratılmış. Hepimizde var aynı şeyler. Bedenimizin içindeki şeyler. Bizi dişi yapan bütün özellikler sende de var bende de var karakterdir adamdaki yoksunluk. Yoksa bedenlerde sıkıntı yok. Karakterlerde var sıkıntı. Bunu da unutmayın. Nezde şu anda bu videolar, bu görüntüler oluyor ama bana göre yine erken, bana göre yine yanlış, yine verilmemesi lazım. Yani birilerine bir şey gösterir gibi oluyor. Çok taze çünkü. Hani bir de ifşa etmek neden? Hani sosyal medyaya koymak neden? Buna gerek var mı? Bence gerek yok ama işte dediğim gibi biz ne söylersek söyleyelim maalesef e, şekil değişmiyor.